Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilerimize Sayın Başbakanımızın açıklaması da oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması da oldu. Zazaca ve Kürtçe dersleri seçecek olan öğrencilere buradan mezun olan arkadaşlar, buradan Mardin'den, Muş'tan birkaç yerde açıldı. Bu dersleri bu okullardan, bu bölümlerden mezun olanlara vereceğiz dediler. Tabii ki öğrenciler bunu biraz yanlış anladılar. Dediler ki, zannettiler ki hemen buradan mezun olur olmaz Zazaca öğretmeni veya Kürtçe öğretmeni olarak tayinleri yapılır. Sonra Milli Eğitim Bakanı dedi bizim personel dairesi başkanlığında Zazaca öğretmenliği, Kürtçe öğretmenliği diye bir şey yok. Bunu ancak ileride kanun tasarısıyla başbakanlığa veya da bakanlar kuruluna başbakanlığı dahil ederse, müsaade ederse, bakanlar kurulu da kabul ederse bir kanun tasarısıyla olur. Devlet üniversitesi olduğu için burası, yüksek lisanslarda devlet bir şart koymuş. Okulumuzda bile Zazaca'yı çok iyi bilen hocalarımız var. Hatta bu sahada çalışmalar var. Doktoralar olmadığı için onlara ders veremiyoruz. Çünkü yüksek lisansta ders verecek olan hocaların en az doktorasını yapmış yardımcı doçent, doçent veya profesör olması gerekir. Yani bazı hocalara ders veremediğimiz için üzgünüz. Onları da bazen getiriyoruz böyle konferans şeklinde, seminer şeklinde. Öğrencilerimiz onlardan da faydalanıyorlar. Yani bizim tek gayemiz burada hizmet etmektir. İnternette var zaten. Aleyhimizde yazı yazılıyor. Deniliyor ki bunların eserleri yoktur, çalışmaları yoktur. Şunu kastederlerse doğrudur. Mesela Kürtçe sahasında, Zazaca sahasında benim eserim yok. Benim eserim yok. Ama bu derslere ben girmiyorum. Ben sadece idareciyim burada. Yani bir okulun idarecisi diyelim. Mutlaka o yörenin bütün dillerini, lehçelerini bilmek mecburiyetinde değildir. Ben 40 yıllık tecrübem var devlet dairesinde. Rektör bey ve idarenin uygun görmesiyle buraya göreve başladım. Yani pek istemediğim halde zorla. Bana bu görev verildi. Ben de elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum. Ama benim kendi sahamda, yani Arap dili ve edebiyatında hemen hemen her konuda eserim var. Şimdi intihal meselesine gelince hani bir yazıda diyor ki ikinci Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumunda bir tebliğim vardı. Zazaca kitapları tespit ettim. Ben bu kitapları tespit ederken kitapların çoğu burada yanımızda mevcuttur. İsterseniz kitapları da çekebilirsiniz. Bak şurada rafta. Zazaca ve Kürtçe kitaplar hepsi orada raftadırlar. Orada öbür rafta. Yani evet o iki raf. Yani bu kitapların büyük kısmı bizde mevcuttur. Ben kitaplara bakarak bu kitapların ismini yazdım. Fakat internetten, yayın evlerinden de listeler aldım. Yayın evlerinin gönderdiği kendi listeleri vardı. Onlardan da faydalandık. Fakat bütün tebliğler sadece benim değil, bizim verdiğimiz şekilde yayınlanmadı. Kısıtlamaya gittiler. Mesela kaynakların çoğunu vermediler. Bazı bölümlerini çıkardılar. Yani ben de bundan şikayetçiyim. Fakat dediler ki kitabın hacmi çok fazla yükselir. Onun için biz önemli kısımlarını yayınlayacağız. Yani bizim tek gayemiz hizmettir. Eğer bir hizmet yapabiliyorsak, hizmet yaptığımıza inanıyorsak burada kalırız. Yoksa yani bu özellikle idarecilik kısmını bırakacağım ben. Yani böyle devam ederse. Yarın biz ilan verdik. Ayın 14'ünde pazartesi gazetelerde ilan çıkacak. Tekrar bu Şubat döneminde 20 kişiyi Zaza Dili ve Edebiyatı bölümüne, 20 kişiyi de Kürt Dili ve Edebiyatı bölümüne tezli öğrenci olarak alacağız. Tabii ki tezli ve tezsizi siz biliyorsunuz da ben bir cümleyle açıklayayım. Tezli öğrenciler tezi bitirdikten sonra doktora yapabilirler. Doktora yaptıktan sonra akademisyen olurlar. Üniversitelerde görev yapıyorlar. Ama tezsiz öğrenciler öyle değildir. Yani tezsiz bitirdikten sonra da öğretmenlik yapıyor. Yani herhangi bir akademik kariyere sahip olmaz.